Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli Yeni Zigana bugün açılıyor. Dev proje ekonomiye doping etkisi yapacak. Senede 272 milyon liralık tasarruf sağlayacak. Şimdi bakın, buradan giden bir tır Ağrı'nın Doğu Beyazıt'ında şey yapıyor, İran'a giriyor. Eskiden 3 gün 4 gün giden bu tır aracı 24 saatte İran'da istediği bölgeye yükü boşaltabiliyor. Buradan İstanbul'dan kalkıp gidiyor. Yine buradan yola çıkan bir tır, yük dolu bir tır Çanakkale Köprüsü'nden Avrupa'nın ortalarına kadar gidebiliyor. Yol çok önemli. Hem medeniyeti temsil ediyor hem de önemli bir altyapı. Çünkü ürettiklerinizi bir yere ulaştırmanız lazım. Şimdi İstanbul üretiyor, aynı zamanda bir sanayi şehri. Sen bunu Avrupa'ya ya da komşu ülkelere şey götürmedikten sonra, satamadıktan sonra, ihraç edemedikten sonra ne yapacaksınız? Yerinizde sayacaksınız ama yollarınız güzel oldu mu? Efendim, köprüleriniz, yollarınız güzel oldu mu? Bunu kısa mesafede, kısa sürede hem ekonomik hem de az bir saat içerisinde daha hızlı bir şekilde yerine ulaştırabiliyorsunuz. Şimdi bazıları diyor ki yol niye yaptılar, köprü niçin var, biz yol mu yiyeceğiz, asfalt mı yiyeceğiz? Evet, yiyoruz işte. Yol ve asfaltta giden bu mallarımız para olarak, döviz olarak geri dönüyor. İşte biz onları yiyoruz. Asfalt yemiyoruz ama asfaltın götürdüğü araç, tır Avrupa'ya götürüyor, yükünü boşaltıyor. Orada bize avro getiriyor, evro ya da avro, değil mi? Ya da döviz getiriyor. İran'a da götüren, bu şekilde mamul getiren para getiriyor. Yollarınız olmazsa 6 günde buradan İran'a varırsanız hem de kuyruklar, tabii o sıkıntı. Valla ihracatınız böyle yüksek olmazdı. Yani bu şekilde bir çıkış yapamazdınız. Milyar, yüz milyarlarca dolar efendim her yıl siz şey yapıyorsunuz, ihracat yapıyorsunuz. Bu yollar aynı zamanda havaalanları, havalimanları ve tabii güzel bir coğrafyadayız. Boğazlardan gidiyor bunlar. Bunlar gerekli. Onun için ülkenin altyapısı, yani hem havalimanları, hem yollar, hem köprüler, hem viyadükler, aynı zamanda bir malı bir yere taşımak sosyoekonomik karşılığı var. İnsanlarınız yorulmuyor, kaptanlarınız yorulmuyor. Ekonomimize çok büyük katkıları var. Götürüp bırakıp geliyor yükünü. Yol yemeyin, asfalt yemeyin ama o aracın efendim yükünün karşılığını yiyin. Afiyet şeker olsun efendim bütün vatandaşlarımıza. Onu söyleyeyim efendim. Evet.